Merhaba arkadaşlar, ben Sparş TV'den Zahit. En sevdiğim YouTube kanalı Sparş TV arkadaşlar. Gördüğünüz üzere efsane haritaya geri döndük. Her gün bu hafta içerisinde bir baktım harita açılmış mı, var mı, yok mu Amerika'da, çünkü bizden bir hafta önce yaklaşık açılmıştı. Bizde çalışıyor mu diye bir kontrol ettim. Ama maalesef kapalıydı. Biz bayağı bir geciktik Avrupa serverı olarak. Ben Amerika'dan girmeyi denedim ama oyun kabul etmedi. Şimdi eski oyun biliyorsunuz geri döndü arkadaşlar. Ben şöyle biraz ayar mı yapsam? Ne olabilir? Şöyle. Tam da hatırlamıyorum ayarlarımı ama böyle yapsak. Bakalım, böyle iyi galiba. Evet arkadaşlar, ayarlarımı tam olarak yapamadım. Kameram yok şu anda. Belki klavye sesi de gelebilir. Şimdiden mazur görün. Çünkü çok kısıtlı bir vaktim var. Ve ayrıyeten de aşırı derecede uykum var. Dolayısıyla iyi bir oyun da sergilemeyebilirim. Şimdiden kusurlarımız affola diyelim. Evet, gördüğünüz turuncu lekeler. Bu arada ben nereye iniyorum? Burası Pleasant Valley mi? Tabi eski haritayı unuttuk arkadaşlar. Görüntü biraz bana garip geliyor çünkü ben bunda font ayarını falan da yapmadım. Hala eski ayarlarda. Şöyle başlayalım. Birincilik için, bol kill için falan uğraşmayacağım. Size böyle biraz haritayı göstereceğim. Millet cayır cayır birbirine avlamaya başladı bile. Ben kafam görünüyor mu? Şöyle yapalım. Bakalım, şu iki yan evde bir adam var. Bir pompalı bulursam harika olur diyeceğim. Bu ne lan? Bura niye açık? Şurada şöyle biraz bekleyeceğim. Şu arka evde adam olması lazım. AK sekti biraz. Adam orada saklanıyor mu? Ne yapıyor ya? Ya da gitti mi? Bilemedim. Evet, evler bu şekilde arkadaşlar. Evlerin görüntüsü değişmiş. Daha modern olmuş. Eskisinde daha böyle karmaşıktı evler. Evler geliyor bu arada. Ben şöyle size mümkün olduğunca evleri göstereyim. Malzeme konusunda biraz kıtlık var gibi. Tabii başlayalı bu oyuna çok fazla olduğu için bu evlerde neler çıkıyordu falan hiç hatırlamıyorum. Loot'u iyi miydi, kötü müydü hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir haritaya bakalım. Gazın nereye kapandığı da görünmüyor. Deneme amaçlı küçük ufak bir harita yapmış olabilirler arkadaşlar. Bana öyle göründü şimdilik. Bu evlerde maşallah hep açık. Hiç şey göremedim ya. Bak, kask bile yok. Bana yedek kask lazım. Şu an 44 kişi var. Şöyle bir sese doğru ilerleyelim. Adam şurada loot yapıyor. Yetişemedik.
Evet. Maalesef başka bir adam vurdu. Bu da zaten bizi bombalayacakmış. İlk elimizde adam vuramadık. Hemen bir sonraki bölüme geçelim arkadaşlar. Mümkün olduğunca elimden geldiğince size oyun hakkında böyle haritanın değişik kısımlarını göstermeye çalışacağım. Oyun hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. AK'yi ilk kullandığımda biraz sıkıntı yaşadım açıkçası. Tekleye almama rağmen böyle çoklu sıktı sanki. FPS durumu gayet iyi. Şimdi buraya evet şu yoktu mesela daha önceden. Burada ondan sonra cehennem vardı. Şöyle şurada bir kuyu gibi bir şey vardı, onu kaldırmışlar. Burayı bayağı değiştirmişler bu haritayı. Arenayı bayağı değiştirmişler arkadaşlar. Görüntü bilmiyorum sizce nasıl? Bence güzel. Görüntüde bir sıkıntı yok. FPS'te de zannediyorum ki bir sıkıntı yok. Amerikan serverlarına baktığım zaman FPS'in bayağı düşük olduğunu duymuştum. Ya düzelttiler ya da başka bir şey yok yani. Zaten bozuk değildi. Aa, bu arada cehennem kuyusu, Gaia kuyusu buradaymış. Burada buraya iniyordunuz arkadaşlar, geri çıkamıyordunuz. Bakalım silahların sıkımında birkaç değişiklik olmuş herhalde. Eski sesler geri geldi falan diyorlardı. AK'de gerçekten ses farklı gibi geldi bana. Şimdi oyun ayarlarını da çok fazla yapmadığım için rastgele böyle gerek sensitivity olsun gerek diğer ayarlara zaten hiç bakmadım. Biraz farklılıklar var. O farklılıklardan kaynaklanan garipsemeler de var. Mezarlığımız. Burası bana daha sade göründü. Daha sade bir arena. Arenanın çok da bir özelliği yok açıkçası. Direkt oyuna girsek iyi olur. Aslında şu an gecenin bir vakti. O yüzden server hemen dolmuyor. Benim her zamanki yaşadığım problem. Ama yapacak bir şey yok. Arabalar daha parlak, daha canlı. Tamam, ben burayı keserim çünkü harita hemen dolmayacak gibi. Dolunca devam edeceğiz arkadaşlar. Ama şurayı göstermeden edemedim. Eskiden burada ne olaylar ne olaylar olurdu. Bakın şurada et var. Başka bir şey zannetmeyin klozetin içinde. Biz buraya otururduk filan. İnsanlar gelir yumruklardı bizi. Eski günler geri gelecek mi bilmiyorum. Çok aslında heyecanlıydım yani Z1 haritası gelecek diye. Bakalım eski oyuncular geri gelmez tabi ama yeni başlayanlar oyuna sevecekler mi? Onların fikirleri daha önemli. Çünkü eski efsane oyuncular büyük ihtimalle geri dönmeyecek. Ninja, Erik Triceps, ondan sonra Summit. Bayağı aslında var. Belki Linden FPS oynar. Doktor Disrespect oynar. Onlar bir bakış atar. Ama önemli olan devamlılığın olması. Sadece yeni oyun çıktı diye onu oynamaları bir şey ifade etmiyor. Mesela bu araba kısmı açıldığında, arcade mod geldiğinde bayağı bir YouTuber, işte Twitch'çi falan oynamıştı. Ama sonradan bıraktılar. 3-5 oyunu oynadılar. Bu yeni harita onları hype'layacak mı göreceğiz. İnşallah öyle olur. Çünkü ben server'da bakın bu kadar beklemeyi sevmiyorum. Şimdi yeni harita olduğu için daha yoğun bir de yani ben daha fazla bekliyorum. O yüzden de zaten videolar bende sık gelmiyor. Gönül ister ki her gün video atayım. Ama böyle bekle 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 nereye kadar? Zaten günde yarım saat bir saat oynayabiliyorum en fazla. Bu arada nickimiz Spavchity King. Diğer oyunda direkt Spavch yazıyor. Bunda adam öldürseydik bakardık. Ne yazıyor diye. Bunda bu şekilde kayıtlı.
Şöyle haritayı inceleyelim. Bence bu harita küçük. Böyle değildi bence. Ya yani şu haritanın tipi zaten değişmiş de. Şöyle bakalım ne var. Belki kendimize seçil yaparız. Bir tane daha bulursam. Şapka mapka. Böyle bilmiyorum, beğenmedim bunu ya. Harita bilginiz varsa evet, görüyorsunuz. Benim şeyler, pingler uçuyor. 1400, 1500, 68. Oyunda da bunu yaşıyorum arkadaşlar. Aslında bu oyunu yayınlamasaydım, bundan önce yayınlayacağım oyun, daha doğrusu bundan önce değil ama ondan bir sonra diyeyim, yayınlayacağım oyunda bu FPS demeyeyim de işte ne ping drop nedeniyle oyuna veda ettik. Çıldıracaktım. Ama yapacak da bir şey yok. Bu da yeni çıktı yani. Önceden böyle bir sorun yoktu. Nedense bende var. Sizde var mı bilmiyorum. Evet. Haritada yer seçmedik ya. Denemedik. Belki haritada yine yer seçme vardı. Normal H1Z1'de olduğu gibi onu denemedik. Harita bana daha küçük gibi geldi dediğim gibi. Eski tip haritaya bence daha güzel. Tabii insan buna da alışır ama. O diğeri sanki diğer tarz daha güzel gibi. Bakalım bu oyun nasıl olacak. Oo, simsiyah. Şimdi bura nere? Aa, yerimiz hiç güzel değil. Hiç. Efsane kötü. Şimdi bura... Ya tam olarak haritayı da hatırlamıyorum. Bazı yerler tanıdık geliyor. Bura tanıdık mesela. Ama şehir solda kalıyor, değil mi? Ha. Çok çok geride kaldım. Çok geride kaldım arkadaşlar. Sıkıntı olabilir. Burası eskiden tercih edilen bir yerdi. Evet, şimdi o arabayı alırlar mı acaba? Belki burada, evet, burada güzel anılarım var benim ya. Burada şey yapardık, arkadaşlarla oynardık. Hatta böyle klipli bir videom vardı, yanlışlıkla bana sıkmıştı arkadaş. Şimdi şuraya gidiyorum ama burada beni alırlar ya. Sonuçta o adam bir yere sıkıyordu. Onun sıktığı yerdeki adam beni alabilir. Ops. Bombayı almamış. Bombalar önemli. Buraları biraz değiştirmişler arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde değildi buralar. İşaretleme var. Olmadı. Şöyle bir yelek yapalım. Bunda drop var mı acaba? Keşke köprünün karşısından geçseydik. Gerçi adam vardı orada ama. Çünkü burası çok sıkıntıydı. Şuradan geçelim. Rankito. Evet, Pleasant Valley Rankito. Şuradan Pleasant Valley'e gidiyordu. Burada da çok adam keserdim arkadaşlar. Burası benim mekanlardan biriydi. Eskiden tabii çok araba... Aa, ne oldu? Hayda. Niye böyle oldu ya?
Niye bastım ben? Bir saniye arkadaşlar. Problemin ne olduğunu bilmiyorum, anladınız mı ama? Oo, benim tuşların yeri de değişik. Aa, düzeldi. Eğim tuşuyla karışmış arkadaşlar. Onu bir hemen burada ayarlayabilir miyiz? Eğilme ne? Eğilme ne? Prone mu? Prone. Onu şöyle şunu yapalım. Tamam. İlerleyelim bakalım. Yani fazla buralarda adam gezmiyor. Herhalde herkes şehirde. Aslında şehirleri göstermek tabii daha mantıklı. Şu adam ölmüş mü? Şöyle kıyafetimizi değiştirelim ya. En azından pantolonumuz can canlı olsun. Güvenli bölgeye girdik. Eskiden buralar daha yamuk yumuktu. Şimdi daha düzgün. Bana soracak olursanız daha iyi. Of, uçak efsane geçti. Ben ne sesi duydum az önce? Ha, adam. Challenge complete. Aa, arabası da varmış çakalın. Hayırdır Reis, nereden buldun sen o arabayı? Pompalıyı almadık. Tamam, ilerleyelim arkadaşlar. Bombamız kalmadı. Hayır, alamet değil. Bakın bu tay... Aa, burası çok gerçekçi olmuş arkadaşlar. Burası tam bir gerçek hayat olmuş. Taşların dokusu çok iyi. Oh my god. Oh my god bro, çıksana şuraya. Evet, 90 derecelik bir açıyla çıkıyoruz. Neredesin? Hmm. Tuşlar birbirine mi karıştı? Evet. Shit. Bak lan. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yine ayarlara gireceğim. Burada. Prone. Left control. Şey ne? Eğilme. Crouch. Crouch. Şu. Prone. Prone. İkisine de left control diyor ya. Ayarlayamıyoruz. Bandaj çok yok. O yüzden böyle uzaktan sıkışmak güzel. Kimse yok mu şu an? Acaba daha kaldı mı senin? Baskın. Kalmadı.
Tamam, vuramadık adamı ama şöyle de bir şey var. Eğilmeyi ayarlayamadım. Ben eğilmeyi ayarlayamazsam ne anlamı kaldı bu oyunun? Ve bombam kalmadı ya. Tekrar şu güzel dağlara gidelim. Buraya gelen kişi bomba almaya tenezzül etmemiş. Bu arada evet, Rankito içeride. Şöyle ilerleyelim. Gördüğünüz gibi ağaçlar daha sık. Ama eskiden çalılıklar daha yüksekti. Dolayısıyla saklanmak daha kolaydı. Şimdi çalılığı bayağı azaltmışlar. Böyle bakalım. Bunu herhalde kimse almamış. Ya da bence almışlar. Tamam, güvenli bölgeye yine girdik. 13 kişi var. Şimdi bu oyunda şöyle bir sıkıntı var şu anda. Test server'da olduğumuz için hiç kimsenin seviyesi belli değil. Dolayısıyla şu an royalty klasında bir adam var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Dolayısıyla korkup korkmamamız gerektiği konusunda bir fikrimiz yok. Güzel. Şimdi benim bant bulmam lazım aslında. Oo, biz dışarı çıkmışız yine. Aha, şurada bir polis. Aslında çatışmak istemiyorum. İçimde kötü bir his var. Anladığım kadarıyla o herif de çatışmak istemiyor. Bu araba kirlenmiş. Hayırdır? Hiç drop kesmedik ya. Şöyle bir drop'a bakalım arkadaşlar. Bakalım etrafta drop var mı? Almışlardır belki de. Nerede? Droplar çok cacık. Şimdi Rankito'ya gireceğiz. El mahkum. Açıkçası bilmiyorum, ben mi Alzheimer'ım yoksa oyunda mı farklılık var, ama sanki harita biraz değişmiş gibi. Ya şu evi hatırlıyorum. Şimdi yeni haritada, daha doğrusu ne bileyim Z2 haritasında Rankito'yu çok seviyorum. Eski haritada da Rankito'yu severdim ama sanki yeni haritada daha güzel gibi. Şöyle yeni eski demeyeyim, Z2'de Rankito daha güzel gibiydi. Burada biraz daha sıkıntılı. Ben Pleasant Valley'i pek sevmiyorum. Burada daha Pleasant Valley tarzı bir şehir Rankito. Şöyle biraz görüntüyü kapatalım. Aa, şurada da polis arabası var. Ya burada birincilik için oynamaya gerek yok arkadaşlar. Hiç ses çıkmıyor ya. Evet, şehrin bu kısmı tanıdık geldi. Hatta diğer kısmı da aslında tanıdık gelmişti. Şöyle içerilere doğru bakalım. Evet, meşhur Romeros. Meşhur Zims vardır bir de.
Eskiler bilir. Aa, burada da polis arabası var. Şu kapı kapalı. Aslında çok gezdik. Hadi. Eğilme olmadığı için şöyle yapmak durumundayız arkadaşlar. Bura mıydı lan? Karıştırmadın değil mi? Kaçalım. Keşke eğilmeyi ayarlasaydım ya. Çok çok lazım olacak aslında. Herif fena aklımızı aldı ama işte eğilemediğimiz için. 3 kişi mi vurduk? Galiba 3 kişi vurduk. Tamam, bir sonraki oyunumuza geçelim. Yes. Amazing, amazing Yeah, Mike. Amazing Mike. yes. You like it? Yeah, I It's like better it. than you. Nice boy, I want to kill Oh yeah. You can kill me with this mic, okay? Got him. Okay. What's happening? Very expensive mic. Hey, gentlemen. Oh, how much money? 200 What's happening? euro. Oh my God, are you rich? Got him. Yes. Oh, I like you, man. Hey, gentlemen. I like rich Got him. peoples. Peoples bu arada. Yani yanlış anlamayın. People değil. Çünkü people'ın çoğulu peoples'tır. Person. Şimdi tamam, İngilizce dersleri. Spanish TV ile İngilizce dersleri arkadaşlar. Person tek kişi demek. People çok kişi demek. Peoples aşırı çok kişi demek. Bilmeyenler varsa sayemde yine öğrenmiş olduğunuz bir şeyler. Hadi iyisiniz. Ya defol git. Manyak mısın nesin ya? Şurada ben acaba dur şunu da alayım. Acaba diyorum şuraya girebilir miyim? Heh. Allah yetiştirebilecek miyim? Bu arada haritada şöyle Rankito'yu seçtik. Satchel yapmak için aslında bunları topladım ama sıkıntıdan, hep bunlar sıkıntıdan arkadaşlar. Şunlarla da bandaj yapacağım. Kalsın bir. Şunları da yapalım. Oo, bayağı bandajım oldu. Adam öldürmeme bile gerek yok yani. Bandaj almak için. Güzel. Şöyle. Distance'ımızı açalım ve başlayalım arkadaşlar. Bakalım bu oyun nasıl olacak. Evet arkadaşlar, neredeyiz hemen bakalım. Çok 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 çok. Berbat bir yerdeyiz. Bu ne ya? Bize attığı yer neresi böyle? Ben nerede loot yapacağım ya? Şöyle şehre bir yere atsaydı güzel olurdu. İnşallah burada loot vardır arkadaşlar. Bakalım. Ben de biraz geç uyandım açıkçası. Şöyle belki biraz daha önceden yönlenseydim daha güzel bir yere giderdim.
Neyse şu an ağlamaya gerek yok. En azından burada silah verdi. Harita işaretlendi. Güzel bir yere doğru, inşallah yakındır. Evet, içerideyiz. Şöyle o zaman haritanın bizi götürdüğü yere gidelim. Şimdi yedek kaskımız yok. Açıkçası hiçbir şeyimiz yok. İlerleyelim. Size mümkün olduğunca çok yer göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ama her yeri göstermem tabii ki mümkün değil. Özellikle kenarları, köşeleri. Z2 haritasında bile o kıyılara, köşelere gitmedim. Birkaç kez gittim. Onları da videoya aldım. Fakat çok sınırlıydı. Bu arada silah sesi mi duydum ben? Çok çok uzaklardan. Belki de. Evet, şöyle PUBG gibi daha fazla ot yoğunluğu olsa güzel olur arkadaşlar. Çünkü bu oyunda hiç saklanma pusma imkanı olmuyor bu şekilde. Halbuki bu oyun sucular için olması lazım bence. Camperlar için. Oyunun zevki bu şekilde çıkıyor. Eski bir camper olarak buradan yetkililere duyurulur. Şu turuncu ve kırmızı ağaçlar beni benden alıyor. Eski yeni haritada, daha doğrusu ilk haritasında bu yoktu. Gelince çok mutlu oldum. Z1 haritası tekrar gelince. Dediğim gibi şu, şimdi bak, üzerine yürüdüğü modların daha yüksek olması lazım. Şimdi aşırı kirli yani burası. Bakın bomboş. Hem saklanmayı engelliyor. Tabii bunun sebebi ne? FPS'i arttırmak. Bu arada arkadaşlar, demin de söylediğim gibi, galiba söyledim, içimden geçirdim ama şu taşları muhteşem yapmışlar. Taşlar gerçekten çok güzel. Oyunda en sevdiğim şey, bakın şu manzara. Manzara çok iyi. Ağaçlarda, gerçi ben belki kalitesini düşürmüş olabilirim ağaçların. O yüzden onda problem olabilir ama ben en çok taşları beğendim, bakın. Muhteşem. İçerilere doğru ilerleyelim. Gece geç saatlerde girdiğim için tabii çok fazla kişi oyuna girmiyor. 30 kişi falan giriyor yaklaşık. Biri hello yazmış. Dedim chat mi geldi, hayırdır. Sesler eski sesler. Vuruşlar eski vuruşlar. Bir an evvel test aşamasından çıkıp bu oyunda PUBG gibi böyle gelse, iki harita birden oynasak güzel olur. Bu arada Hello ve Kelvik oyunu götürüyor arkadaşlar. Biz gezerken onlar çalışıyor. Sonumuz hayır olsun. Aslında böyle olması benim için de kötü çünkü soğuyorum yani. Adam görünce hedef almakta zorlanırım bu şekilde. Daha merkezi bir yere atsaydı iyi olurdu. Devam edelim. Bari drop falan böyle yakınlarda olsa, gidip alsam muhteşem. Aha, şurada drop gösteriyor. Bu drop'u almaya çalışacağım. Sis var mı? Yok. Bu drop'a yetişirsem mi? Şöyle bir kötülük var. Burada kimsenin renkini anlayamıyorsunuz. Kim royalty, kim değil. Kim yaşıyor, kim ölüyor. Soldan isimleri ancak takip ediyoruz. Bir oyuncular tabii kendini belli ediyor. Çok fazla adam vuruyor. Ama şöyle bir şey var. Ben bir royalty yaşıyor mu, ölü mü, onu bilmek isterim. Bu arada güneşe doğru yürüyorum, ışığa karşı. Evet, bakın tepelikler. Çok güzel manzara. Gerçekten bakın şu manzara çok iyi. Gökyüzü falan. Yeni haritanın böyle jungle jungle renkleri burada yok. Kel'lik yine birini aldı. Bu arada bu efsanevi dağlara geldik. Eskiden burada çok çatışmalar olurdu. Dağlar arası çatışma olurdu. Çok da zevkli olurdu açıkçası. Bu niye parlamıyor? Biri almış bunu. Biri bunu almış arkadaşlar. Yine de bir kontrol edelim. Almamışlar. Yanlış yaptık. Neyse.
Şimdi R'la oynayacağım. Aslında AK ile mi oynasaydım bilemedim. Ve ara aldık, ne yapalım? Şimdi şu suite'in pek bir anlamı kalmıyor bu haritada. Çok belli oluyor. Çok açık çünkü. Burası yine bir nebze daha iyi diğer yerlere göre ama açık yani. Bu arada ben şöyle haritanın ortasına doğru gideyim. Harita hızlı kapanırsa iyi olur çünkü çok fazla adam da yok. Sıkıcı oluyor. Ben böyle geziyorum ama şehirde gezmediğim için size örtü böcek gösterebiliyorum. Şöyle nefes alıp verelim. O drop'un peki ışığı niye gitmiş, ben onu anlamadım ya. Oo, Kelvik haritayı süpürdü ya. Hello, ne oldu acaba? Yukarıyı pek fazla takip etmemiştim. Hello belki ölmüştür. Şöyle gördüğünüz gibi bunun renk paleti bence Z2 haritasından daha iyi. Dediğim gibi şu otlar biraz yüksek olsa şöyle arkasına saklanabileceğimiz düzeyde muhteşem olur. Evet, eski haritada buraya inerdim arkadaşlar. Şurada ev vardı. O evden loot'umu yapardım. Sonra şuraya doğru, şuradaydı daha doğrusu ev. Şuralarda bir yerde. Görünce hatırladım. Oraya gitmek isterim ama şurası çok açık. Ve bende sis yok. Sis olaydı iyiydi. Aslında ben ufaktan loot yapmaya devam etsem iyi olur. Çünkü harita hala çok büyük. Kimse yok. Şöyle siz en azından haritanın yeşillik kısmını tamamen böyle sindire sindire görmüş oldunuz. Bu arada demin Hello'yu sormuştum. O da yaşıyormuş. Büyük ihtimal şehirde çatışıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz geziyoruz. Aferin bize. Şuraya da gidelim. Neyse, bunda hiç adam vuramasam bile yayınlayayım arkadaşlar. Bu bayağı bir, çünkü bayağı bir gezdik. Sniper da aldık. Aslında bir tane adam görsek ve sniplesek güzel olur. Aman Allah'ım. Araba zannettim ya. Bize ATV verse diyecektim. Kör istedi bir göz. Allah verdi iki göz. Lan 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 lan. Öldüm ya, öldüm. Öldüm, Allah'ın cezası, öldüm. Öldüm. Çok belli. Evet arkadaşlar, gördünüz. Tam adamın olduğu yerde ping oluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Başka yerde ol arkadaş. Heh, iki kişi. Seneye dolar artık. Shut up. Nugget, shut up. I will eat you. Nugget. You are chicken, I know. No. A nugget is a guy with no limbs, okay? No, not okay. You are chicken. No, bitch. I'm not fucking chicken. Look at me, I think I'm food. You look delicious, man. Yeah, I'll eat your fucking asshole. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu oyunun en eğlenceli kısmı konuştuğumuz kısımlar. Şu adamı ezeyim ya, neredeydi o? Evet arkadaşlar, şimdi son oyunumuzu yapalım. Gözlerimden uyku akıyor. İşe gideceğim. Yetişmem lazım. İnşallah buraya kimse gelmez. Yine böyle uzunca bir loot yapmayı düşünüyorum.
Size çeşitli yerler göstermeyi düşünüyorum. Kimse gelmezse güzel olur. Ha. Silahımızı, çantamızı falan bulduk. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir ara bu oyunda pompalı alırken, sıkarken daha doğrusu. Ondan sonra ya da diğer bazı silahları sıkarken bir tutukluk yapıyordu. Sanki şu an aynı tutukluğu yapıyor gibi. Onu çözmeleri lazım. Şunları. Oo bayağı. Yine lüzumsuz malzeme biriktirmişiz. Bu arada çok enteresan bir hata yapacaktık. Pompalımız yokken. Sadece mermisini almışız. Tamam, bence burada biz güzel bir loot yaptık. Sadece yeleğe ihtiyacım var. Bombalarda tabii ki ekstra olur bizim için. Uçumuza gider. Vallahi demin adamı öleceğimi hissettim ya. Hiç yani çatışmak bile istemedim Elif'le. Bu bir korku, böyle bir korku. Şaka şaka. Korku falan yok ama yani öyle bir hissettim. Oldu da. Siz köyden geldiğimiz için şöyle camdan girelim. Ne oldu? Heh. Ben yine ping yükseldi zannettim ama haritayı açıklamışlar. Bakalım biz neresi? Eyvah ki ne eyvah arkadaşlar. Hemen böyle hemen yola çıkmam lazım. Bak elim ayağıma dolandı yine ya. Hemen yola çıkmam lazım. Bize şey de vermedi. Araç da vermedi. Tamam. Yine size tarlaları göstereyim. Aa, Pleasant Valley. Burası güzel değil ki reis. Şu araç mı? Bana mı öyle geliyor? Değil. Bana öyle geliyor. Halüsinasyon. Yalnız ben bakayım kaç dakika var? 10 saniye var. Araç bulamazsam yetişemeyeceğim. Eski haritada şurası çok güzel bir yerdi arkadaşlar. Hastane burada. Military. Bakın buraları bugün gösteremedik. İnşallah ilerleyen günlerde fırsatımız olur. Olursa gösteririm. Elimden geldiğince bu ara bu deneme oyununu oynayacağım. Z1 haritasını. Bugün sadece haritayı göstermek için açtım. Diğer zamanlarda adam öldürmek için de gireriz. Converse'umuz var. Ben sıkıntı yok. Aslında böyle yoldan mı gitsem? Ama gerek yok. Uzatmış oluyorum. Yo, zaten bu işaretlediğim yer beni yola götürüyor. 15 kişi kaldı. Galiba yine 20 kişi başladık. Ya ATV bulsam çok iyi olacak. Eski harita daha açıkmış ya. Daha açıkmış yani. Şöyle güzel bir poz. Bu arada silahları da şöyle ben göstereyim o zaman size. Bu AK. Şöyle. Bir de recoil'lı. Bisetli. Bu AK'miz. Şu da arımız. Bir de yavaş yavaş. Bunu da yaptık. Pompalıya gerek yok zaten. Silahlar bu şekilde. Sesler falan güzel. Sıkıntı yok. Kaybettiğimiz mermileri buradan toparlayalım. Bu arada ben yavaş davranıyorum ama gaz geldi. Niye böyle bir şey yaptım ben? Hangi akla hizmet? İki tane zaten medkitim var. Galiba gazdan çıkmaya yetecek bu medkit ama ondan sonrasına yetmeyecek. Keşke şurada bir ATV olsa ya.
Evet, şimdi diğer haritayla kıyaslıyorum. Çok açık, çok. Diğer haritada saklanmak falan, yani saklanmak derken çatışırken cover almak çok kolay. Bunda tehlikeli bir yerde adam sizi görürse, mesela şu an benim bulunduğum yer tehlikeli, ölme ihtimalim çok yüksek. Tabii kolsuzsa ona bir şey diyemeyeceğim. Şunu da alalım. Evet, bayağı aslında ilerledik. Belki tek medkitle kurtarabiliriz. Hatta bakayım, medkite ihtiyaç kalmayabilir mi? Kalır. Kalır. Şimdi bitirmeden önce ben... Aha, polis arabası. Oyunda beğendiğim ve beğenmediğim yerleri hemen söyleyeyim size. Çok açık olmasını beğenmedim etrafın. Çalılıklar biraz daha çok ve yüksek olursa daha iyi olur. Renkleri beğendim. Renk paletini beğendim. Bence Z1'den daha güzel. Z2'den pardon. Z2 haritası çok açık çünkü. Slime yeşili bu. Bildiğin insan gibi yeşil yani. Ondan sonra eski haritanın tabii bize vermiş olduğu bir hype var. O hype'ı da seviyoruz. Geçmiş günlerimizi hatırladık. Bu da güzel. Loot'u az buldum. Loot'un artırılması lazım. Hızlı bir şekilde gelebilir. Yayınlanabilir artık bu oyun. Evet, şu ATV'leri alsam mı? Ne diyorsunuz? Şu ATV'leri alalım arkadaşlar. Kasmayalım. Size başka yerler de gösteririz belki. Adam çıkmazsa. Şuradan dönelim. Güzel. Şöyle şehre girmeyelim. Bu kısmı zaten göstermiştim. Bu kısmı geçelim. Burada 4-5 tane ev var. Buranın loot'u güzel oluyordu. Biz genelde takımla oynadığımız için buraya iki takım falan iniyordu. Çok çatışma yaptık burada. Buraklarla. Şöyle şurada mesela. Şurada efsanevi dakikalar yaşadık buralarda. Anılar, anılar. Tamam, şöyle biraz daha normal yerlerden gidelim çünkü adam görürse sıkıntı bizim için. Twitch Raid Nox gitti. Ne oldu? Adam mı var? Adam yok. Yine buraya demin gelmiştik. Yok, gelmiş miydik? Burası değildi orası. Böyle render'ımızı düzeltelim. 10 kişi kaldı. Yine şöyle bir adı neydi ya? Heh, şu drop bulursak güzel olur. Şuraya geldik mi gelmedik mi hatırlamıyorum. Bu dağlardan bahsettim ben size ama bu dağlar mıydı? Dağlar. Oh. Tamam, almışlar. Kökünü kurutmuşlar hem de. Bir şan mı bura? Evet, buraya geldik ya. Ups, ups, ups. O zaman size nereyi göstereyim ya? Size güneyleri mi göstereyim, güney yerlerini? Şöyle yapalım. İnelim aşağı doğru. Benzinimizi de aslında çok fazla harcamayalım diyeceğim de çok benzin var. Sıkıntı yok. Şimdi benim aslında merak ettiğim başka bir yer var. Güney değil de. Şurayı ben merak ediyorum. Oraya bir bakacağım.
Burası mıydı ora? Bura değil galiba. İşte hatırlamıyorum ki. Bura nereye ya? Daha doğrusu burayı hatırlıyorum da burada şöyle yan yana evler vardı. O bu gölün hangi kısmındaydı onu bilemedim. Ya kaldırmışlar ya da ben bulamadım. Herhalde tek drop atılıyor arkadaşlar çünkü bir tane drop işareti gördüm. Bakın ha bu kısımlar güzel bakın. Kısımlar hem çok gerçekçi. Burası Kemerburgaz mesela. Yani böyle ağaçlar, ormanlar var. Buna inanıyoruz, görüyoruz. Sokakta, sağda, solda ama diğer haritayı maalesef biraz janjanlı yapmışlar. Z2 haritasından bahsediyorum. Bu harita iyi. Tam burayı da gezmiş olduk. Şimdi harita bizi tam zıt yöne doğru götürdü. Şöyle belki siz aslında binaları falan görmek istiyorsunuz. Ben sizi hep böyle tarlalarda gezdirdim. Ama yine de şöyle bir bakın. Nasıl? Bakın çöprü möprü. Ya yani şurada da ufaktan bir şehir var aslında ama kasaba. Oraya giremeyeceğiz. Orası gazda. Burada güzel yerlerden biriydi bakın. Tamam geri dönelim. Şöyle efendime söyleyeyim. Hiç adam görmedik değil mi? Hiç ses mes duymadık. Zaten çok acayip bir bölgeye düşmüştük. İnmeyi düşünmüyorum. Adam görene kadar. Normal şartlarda. ATV ile pek akıl işi değil böyle gezmek. Evet, buralar kaldı. Ne yapalım? Şöyle normal bombayı alalım. Bu kısmı alanım ilan ettim. Şöyle iyice kendimizi belli edelim. Şuraya mı gitsek? Şurada bir taş var. Taş bizi korur mu? Taş bizi korur mu? Bakın ağaçlık bölgede bitti. Tehlikeli bir yer burası. Artık gitmeyeceğim. Bakalım oyun sonuna kalmayı deneyelim. 5 kişi var. 3 medkitimiz var. Yeleğimiz yok. Çünkü bantımız yok. Loot yapabilirdik, yapmadık. Sonuçlarına katlanacağız. Valla gaza mı gelsem ya? Aa, iki tane drop. Demek ki bir tane değilmiş. Şimdi çok bomba bulamadık. Ben hangi drop şeyi aldım? Drop'u. O drop'u aldım. Bu dağa doğru çıkalım. Şimdi insanlar burada. Anam.
Şimdi yerim güzel mi? Bence değil. Alt kısım bence biraz tehlike. Ama galiba kimse yok burada. 3 kişi kaldı. Ve hiç ses duymadım. Hiç yani. O zaman artık yürüyerek mi gitsek? Evet. Diğer adam soldaysa naneyi yedik. Hadi be, ağaç bitti. Ha, şurada bir adam var. Nerede lan bunlar? Yapma be. Oo, yine fena aldı. Ya bende bir sıkıntı var ama anlayamadım ya. Neyse arkadaşlar, en azından oyunun sonuna kaldık. Onu sniperla alsaydık iyi olurdu. Ama olmadı. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Büyük ihtimal o da Z1 olacak ama bu sefer gerçekten adam vurmak için oynayacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.